Bunda yok ki ayrıca çocuklar var kızım. Çok kavga duyuyoruz dayı. Hadi beraber tutalım kalıp beraberimiz alalım. Evet hadi bakalım. Çıkalım gel. Ya duraksana abi. Müdürüm hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir en sıkışma fotosu da alabilir miyiz? Değişti. Buraya doğru. Evet hocam, Şahinay projesi dinleyebilir miyiz sizden? Evet, bizler Şahinler Ortaokulu olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında okulumuza verilen eğitimin niteliğini arttırmak, daha kaliteli, daha verimli ve etkin eğitim yöntemleri geliştirerek çocuklarımızın bilgi ve beceri olarak donanımlı bireyler şeklinde yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla Şahinay projesini oluşturduk. Projemiz aslında normalde bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikaları çerçevesinde yürütmesi gereken bütün çalışmaları tek bir çatı altında toplayarak öğretmenlerin sorumluluğunda daha etkin, daha verimli bir şekilde yürütülmesi amacı taşımaktadır. Bu amaçla yaklaşık 18 tane birim oluşturduk. Her birinin başına bir öğretmeni koordinatör olarak belirledik ve altında da diğer öğretmenleri de yardımcı olarak bu birimlere revize ettik. Dolayısıyla her birim şu an kendi içerisinde her ay düzenli çalışmalar yürütecek. Örneğin kariyer birimimiz var. Bu birim her ay düzenli meslek grubunda kendi öğrencilerimizin belirleyeceği mesleklerden Çorlu'muzda tanınmış olan meslek erbabını Çorlu'ya getirerek meslek tanıtımı faaliyeti yürütecek. Eğitim danışmanlığı bölümümüz var. Burada da öğrencilerimize eğitim danışmanlığı yapacağız. Şu an her öğretmenimize 3'er tane öğrenci belirledik. Çalışmaları yürütüyorlar. Bunlardan bir tanesi de şu an hazırda bulunduğumuz Şevahin Gazetesi birimi. Bu da öğrencilerimizin yeteneklerini, gazetecilik mesleğini daha iyi tanıyarak belki ileride meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla okul gazetesini daha profesyonel bir açıdan ele alarak velilere de ulaşacak şekilde çıkartmak gayesindeyiz. Bununla ilgili yaklaşık 20 tane öğrencimiz belirlendi. Bu öğrencilerimize birer tane sembolik basın kartı düzenleyeceğiz. Ve Çorlu'nun tanınmış gazeteci erbabıyla da ortak yürüteceğimiz çalışmalarla öğrencilerimizin iyi birer gazeteci olarak yetişmeleri noktasında bizler elimizden gelen gayreti göstereceğiz.